Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Aralık Perşembe ABD Gulfstream Park yarışlarında Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı Ganyan yorumlarına geçmeden önce her zaman yaptığım gibi yabancı yorumcuların bahislerinden bahsedeyim. Bunları daha sonra videonun sonunda yorumlara ekleyeceğim. Arkadaşlar bir de ricam var. Eğer videoyu seyrediyorsanız ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize teşekkürler. Jason Blevitz'in bugüne ait yarış tahminleri, seçimleri şunlar. Gördüğünüz gibi Race 2 bizim Altılı Ganyan'ın ilk ayağı, Race 7 de Altılı Ganyan'ın 6. ve son ayağı. İlgili arkadaşın yaptığı seçimler bunlar. Bir diğer vatandaş daha var. O da Pedro Casella ismiyle gene Gulfstream Park'a yorum yazan bir arkadaş. Onun da bilgileri şöyle. Race 2 dediği az önce söylediğim gibi bizim ilk koşumuz. Race 7 dediği de en son altta yer alan 6. koşuya denk geliyor. Bunları videonun sonunda yorumlar kısmına ekleyeceğim. İlk isteyen arkadaşlar oradan ilgili sayfaya giderek faydalanabilirler. Altılı Ganyan ilk ayağı 21.04'te başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 6 isim start alacak. Burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim an itibariyle %25 AGF oranına ulaşmış olan Gasparilla Blast. Koşu performansına bakalım. Gasparilla Blas kariyerinde 3 kez start almış. Üçünde de Hector Berrios'la start almış. Bugünkü koşu 16 bin 14 binlik bir satış koşusu. 24 bin lira toplam ikramiyeli. Gasparilla Blas bir önceki startında bir maiden satış koşusunu, 12.500 dolarlık bir maiden satış koşusunu 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1200 metre kum pistte ıslak zeminde 1.14.17 derecesiyle kazanmış. Son startında da yine 12.500 dolarlık bir satış koşusunu 1200 metre kum pistte 1.11.56 derecesiyle 5 boydan fazla bir farkla rahat bir şekilde kazanmış. Dolayısıyla koşuda öne çıkan isim. 5 numaralı Words of Divine Edgar Zayas'la start alacak olan bir isim. Bu da son startında bir boy farklı ikinci olmuş 1300 metre kum pistte. Burada bir de 3 numaralı Clever Tail'e yer vermek istiyorum. Angel Arroyo'yla start alacak olan sürpriz anlamında yazabilirsiniz. Daha doğrusu son iki startı diğer az önce bahsettiğim atların koşu derecelerinden biraz yüksek seviyedeki dereceler. Dolayısıyla bu 5 ve 6 biraz üst grup koşularda elde edilmiş sonuçlar. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak 2 numaralı Gasparilla Blast 3.25 ile öne çıkıyor. 5 numaralı Words of Divine 3.5. 3 numaralı Clever Tail 3.75. 1 numaralı Semi Tam 7. 4 numaralı Dominator 13. 6 numaralı Reggae Revolution'da 15 lirayla. Ekranda gördüğünüz gibi sıralanmışlar. Bu bir sonraki koşuya gitsin. Biz de gelelim Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında da arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir maiden satış koşusu var. Koşuda 8 isim start alıyor. 1 ve 3 gördüğünüz gibi Ecurie, Emperor's Song ve 3 sesi 3 numaralı Sesiket Ecurie. Burada arkadaşlar an itibariyle %49 AGF oranına ulaşmış olan Princess Cora, Emisael Jaramillo ile start alacak olan bir isim. Günün teki gibi duruyor. Koşu performansına bakalım. 7 numaralı Princess Cora son 3 startında orta grup maiden koşularda start almış ve üçünde de ikinci olmuş bir isim. Son 3 startın üçü de 1200 metre kum pistte. Bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Tek yazabilirsiniz gibi düşünüyorum. Hemen arkasından rakip olarak da Tyler Gaffalo'nun koşacak start alacak olan Shawk var. Ortanın hafif üzeri maiden koşularda start almış. Beşinciliği ve üçüncülüğü var. Son üçüncülüğü bir boydan biraz fazla bir farklar. 5000 metre çim pistte son startı.
Bu iki isim buraya yetiyor. 7 tek atabilirsiniz. Eğer bütçeniz müsaitse 5 numarayı da ekleyin derim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda evet 7 numaralı Princess Coro 1.90'la ilk sırada yer alıyor. Hemen arkasından 5 numaralı Şov 2.62 ile sıralanmış. Daha sonraki sıralama oldukça açılıyor gördüğünüz gibi 2.62'den 9'a atlıyor. 8 numaralı Drown to Money 9, 3 numaralı Sassy Cat 17, 4 numaralı McAllen's Music 26, 1 numaralı Emperor's Song 29, I'm Having a Very Good Day 6 numaralı 29, 2 numaralı Princess Merida 41 lirayla ekranda gördüğünüz gibi sıralanmış. 7 numaralı Princess Cora 1.90 Ganyan'a sahip. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına. Burada da arkadaşlar 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden satış koşusu 1200 metre kum pistte. Çok öne çıkan bir isim olmamakla beraber 6 numaralı Exact ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 2 numaralı Petty Age an itibariyle Petty Age'in HGP oranı 34 liraya gelmiş. Son olarak da 1 numaralı Frosted Mistress Urad Ortiz Junior'la start alacak kariyerinde ilk kez. Koşu performanslarına bakalım. Altı numaralı Exact Luis Saez'le start alıyor. Kariyerinde 3 kez start almış. İlk ikisi bunların Luis Saez'le, son startı Edgar Zayas'la. Bugün Luis Saez'le start alıyor. Her 3 startında da tabelada yer almış. Bir ikinciliği, iki üçüncülüğü olan bir isim. 2 numaralı Petty Hage, Tyler Gaffalona ile start alıyor. Bir önceki startında 1200 metre kum pistte oldukça üst grup bir maiden koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. Son olarak da burada ilk kez kariyerinde start alacak olan Frosted yavrusu Urad Ortiz Junior ile start alacak olan Frosted Mistress. Bu üç isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 2 numaralı Petty Age 2.20, 6 numaralı Exact 2.75, İlk kez start alacak olan kariyerinde 1 numaralı Frosted Mistress 3. olarak 8 lira Ganyan'la yer alıyor. Daha sonra 4 numaralı Snagster 10, 3 numaralı Is She Frosted 13 ve 5 numaralı Air Cavalry 29 lira Ganyan'la ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 1500 metre çim pistte bir maiden satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Burada arkadaşlar atların çok öne çıkan, çok fark yaratan bir performans farklılığı yok. Dolayısıyla burada biraz fazla isim yazacağız. 2 yaşlılarda kimin ne yapacağı belli olmuyor diye. 6 numarayla başlıyoruz. Ghostly Prince, Angel Arroyo ile start alacak olan bir isim. 1500 metre çim pistteki son startında boyun farkıyla ikinci olmuş. Cario Prince yavrusu 100 bin dolara satın alınmış bir isim. Kariyerindeki 4. startını koşacak bugün. Daha sonra 8 numaralı Golovkin var. Kristen Torres ile start alacak olan bir isim. 9 numaralı Catherine's Joy, Paco Lopez ile start alacak. Son startında ikinciliği var. 1400 metre çimden kuma alınan yarışta. 1 numaralı Congrats Again, Congrats yavrusu Michael Vasquez ile start alacak olan bir isim. Son iki startında dördüncülüğü var. Burada son olarak da 7 numaralı Raulito'ya yer vermek istiyorum. Lionel Reyes ile start alacak olan bir isim. 3 İki önceki startında yani 20 Eylül'deki 1600 metre çim pistte bu hipodromdaki yarışta üst grup sayılabilecek bir maiden koşuda Golovkin'in 8 numaralı Golovkin'in arkasından 3. olan bir isim, sürprize açık bir isim diye yazmanızda fayda var. 7 numaralı Raulito'yu. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda ilk sırada 6 numaralı Ghostly Prince'i görüyoruz 2.75 ile. Daha sonra 8 numaralı Golovkin 3.75, 9 numaralı Catherine's Joy 5 lira, 1 numaralı Congrats Again 8, 7 numaralı Raulito 9, 3 numaralı Champion Up 13, 2 numaralı Andres Audaro 26, 4 numaralı Trini Summer 41, 5 numaralı Sweeney Cat 67 lirayla ekranda gördüğünüz gibi sıralanmışlar.
Bu bir sonraki kurşuyu hazırlığa dursun. Geldik altılı ganyanın beşinci ayağına. Altılı ganyanın beşinci ayağı da 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Daha doğrusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizler olacak bu. Koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alıyor. Gene çok öne çıkan bir isim yok. Dolayısıyla gene burada fazla isme yer vermek durumunda kaldım. 6 numarayla başlayacağım. 6 numaralı Princess Betty, Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Bu koşu 12.500'lük şartlı satış koşusu, 40 bin dolar toplam ikramiyeli. 6 numaralı Princess Betty bir önceki startında 25 bin dolarlık bir satış koşusunda ikinciliği var. 1400 metre çimden kuma alınan bir yarışta. Bir numaralı Papa's Little Girl geliyor ikinci sırada. Paco Lopez'le start alacak olan bir isim. Son 3 startından birini kazanmış. Düşük seviyede bir satış koşusu. Son startında daha da düşük bir satış koşusunda ikinciliği var. 3 numaralı Dizzy Junior Alvarado ile start alacak olan, yazmanızda fayda var. 5 numaralı Bimini 77 handikap puanına sahip. Michael Vasquez ile start alacak ve son olarak da burada Hector Berrios ile start alacak olan bir önceki startında orta düzey bir maiden koşuyu 1400 metre kum pistte 1.22.93 derecesiyle kazanmış His Love. Koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 6 numaralı Princess Betty 3.25'te ilk sırada yer alıyor. 1 numaralı Papa's Little Girl 4.5, 4 numaralı Tizen Af 5, 5 numaralı Bimini 6, 3 numaralı Dizzy 6.5, 7 numaralı Captivate 15 ve 2 numaralı Karizmatika 17 lirayla gördüğümüz şekilde sıralanmış. Bu son koşuyu hazırlaya dursun. Geldik altılı ganyanın 6. ayağına. 3 ve yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden koşu. 6 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Çok öne çıkan isim olmamakla beraber ben burada kariyerinde ilk kez start alacak olan isimlerden başlayacağım. Şöyle ki 2 numaralı Arham pardon Luis Saez'le start alıyor. Union Rocks yavrusu. Arham'a birinci önceliği veriyorum 2 numaralı. Daha sonra 6 numaralı Tonalizm. O da ilk kez start alıyor ve Tonalist yavrusu Edgar Zayas'la start alıyor. 3 numaralı Egyptologist Robbie Alvarado ile start alacak olan bir isim. Son çalışması da oldukça başarılı gözüküyor. Ve son olarak da Catch on Emotional Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. Son 4 startında orta grup sayılabilecek maiden koşularda ikinciliği var. Bu ismin yazmanız gerekir mutlaka diye düşünüyorum. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 4 numaralı Catch on Emotional 3 lirayla ilk sırada yer alıyor. 2 numaralı Arham 3.5, 6 numaralı Tonalizm 4, 3 numaralı Egyptologist 7.5, 5 numaralı Mutakamil 7.5 ve 1 numaralı Magic Eclipse 34 lirayla ekranda görüldüğü şekilde sıralanmışlar yurt dışı bahis sıralamasında. Geldik altılı ganyan şablonuna. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bunlar sadece size bir öngörü vermek amacıyla hazırladığım çalışma. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifade ederek kendi kuponunuza şekil verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Onu da hatırlatmakta fayda var abone olmayan arkadaşlar için. İlk ayak 2-5-3, 2 numaralı Gasparilla Blas, 5 numaralı Birds of Divine ve 3 numaralı Clever Tail. İkinci ayakta 7 numaralı Princess Coro tek gibi gözüküyor. Tek atabilirsiniz diye düşünüyorum. 5 numaralı Shock rakibi olur eğer 7 numaralı Princess Coro'nun hatası durumunda ön plana çıkabilir. Üçüncü ayakta 6 numaralı Exact, 2 numaralı Petty H ve 1 numaralı Frost Mistress geliyor. Dördüncü ayakta
biraz fazla isim yazdık. 6 numaralı Ghostly Prince, 8 numaralı Golovkin, 9 numaralı Catherine's Joy, 1 numaralı Congrats Again ve 7 numaralı Raulito geliyor sıralamada. 5. ayakta 6 numaralı Princess Betty, 1 numaralı Papa's Little Girl, 3 numaralı Dizzy, 5 numaralı Bimini ve 4 numaralı Tis Enough var. Son ayakta da 4 isme yer verdim. Bunların ilk üçü ilk kez start alıyor kariyerinde. 2 numaralı Arham, 6 numaralı Tonalizm, 3 numaralı Egyptologist ve 4 numaralı Catch on Emotional. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Abone olursanız, abone değilseniz sevinirim. Hepinize mutlu bir Perşembe günü.